Günaydın sayın seyirciler, Manşet Artı'yla sizlerin karşısındayız. Salı gününden seslenmekteyiz sizlere. Stüdyomuzda konuğumuz siyasal iletişim uzmanı Özdemir Tokel bizlerle birlikte. Günaydın. Günaydın. Evet, ülke gündemini konuşuyoruz. Bugün de öyle yapalım. Ülkenin gündemine baktığımızda aslında bir süredir değişmeyen bir gündemimiz var. İşte yolsuzluklar, özellikle üniversitelerde, bir üniversitemize başlayan bir konu ve onun gelişimini izliyoruz, takip ediyoruz. Soruşturmalar devam ediyor. Buradan başlayalım dilersen. Çünkü kamuoyunun da yakından takip ettiği bir konu. Bu konuyu artık herhalde şu üniversite, bu üniversite ya da yüksek öğretim özelinde değil, genel bir ülkesel sosyolojik durum olarak mı almak lazım? Nasıl yorumlarsın? Öyle de almak lazım. Bölüm bölüm, birim birim de almak lazım aslında bir miktar. Ama şu anda dünyanın genelinde normal görülmeyen, normal kabul edilmeyen, hukuki kabul edilmeyen, adil kabul edilmeyen, etik kabul edilmeyen, yasal kabul edilmeyen pek çok şeyin ülkemizde normalleşip önümüzde sanki etikmiş gibi, sanki yasalmış gibi, sanki hukukiymiş gibi veya sanki ahlakiymiş gibi sunulması döneminin umarım bitmeye başladığı veya bitirilmesi için harekete geçildiği bir dönem olarak okumak lazım bunu. Şimdi şunu ortaya koymak lazım öncelikle. Bu bir sektöre yaslanamaz sadece. Bu sıkıntılı günler. Bütün sektörlerimizde aynı normalleştirme var. Yani dünyanın kabul etmediği şeyleri normalleştirme var. Örneğin denetimini yapmakla mükellef olduğunuz bir kurumun yöneticilerinden bütün kültürel durumunuz ne olursa olsun, yani ülkenin genel kültüründen kaynaklı uygulamalar ne olursa olsun hediye kabul edemezsiniz mesela. Örneğin hatırlayacaksınız, Almanya Cumhurbaşkanı bir kalem hediyesi kabul ettiği için istifa etmek zorunda kalmıştı. Şimdi dünya konulara bu açıdan bakıyor. Biz başka bir açıdan bakıyoruz. Bunun normalleştirme çabası içerisine de giriyoruz. Neden? Çünkü herkes yapıyor. Herkes yaptığı için bir tren etkisiyle, bir aynalamayla, ya biri gitmiş diploma almış, bu nasıl aldı, hangi yolu aldı öğreniyoruz. Hemen aynı yolu kullanıyoruz. Bu rakam 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 5 oluyor, 10 oluyor, 100 oluyor. Sonra iş normalleşiyor. Yani herkes bu yolla almış oluyor. Kalabalıkta suç tatlıdır algısı, kalabalıkta ölüm tatlıdır derlerdi bir zamanlar, gençlik yıllarımızda. O yüzden insanlar kalabalık içerisine girdikleri zaman her şeyi kendilerine mübah sayarlar. Yalnız olmadıklarını hissederler çünkü o noktada. Böyle herkes yaptığına göre ve hiç kimsenin de başına bir iş gelmediğine göre bunu normal kabul ediyor insanlar. Bu sosyolojik bir vaka aynı zamanda. Yani psikolojik bir vaka aynı zamanda. Yani yasaların ötesinde içinde böyle suçlu ruhu taşımayan insanların aslında ya bunlar yapıyor, hiçbir şey olmuyor, biz neden yapmayalım noktasına yürümeleri gibi algılıyorum ben sistemi. Çünkü aklı başında insanlardan bahsediyoruz yani. Allah hiç kimseye bugünleri göstermesin yani. Bu da ayrı bir mevzu. Buradan da beslememek lazım. Çünkü hangi sektörü kaldırırlarsa altından 50-100 çıkıyor yani. Dolayısıyla bir tarafa da gülerken, bir tarafla başka insanların acılarıyla beslenirken, insanların bir de kendi hayatlarına bakmaları, aynaya bakmaları, kendileriyle yüzleşmeleri lazım. Çünkü bu sadece üniversite sektöründe değil, bir çekmece açtık, eczacılık sektöründe de yaşadık. Bir çekmece daha açtık, sağlıkta da yaşadık. Yarın başka noktalarda yaşayacağız.
Dolayısıyla bir an önce silkinip kendine gelmesi gerekiyor her tarafın. Polis bu noktada bir yığın eleştirilecek noktası olmasına rağmen bence bu süreçte doğru bir zeminde cesaretle öyle birilerinin müdahale var, o var, şu var, bu var hikayelerine çok fazla takılmadan, çünkü müdahale falan filan olmuş olsaydı biz bunları yaşamazdık yani bu arada. Bunları da göremezdik. Dolayısıyla gördüklerimiz aslında herhangi bir müdahalenin olmadığının açık göstergesi. Şey yani buna rağmen müdahale yok. Yani ortaya orada daha ne olacak yani? Değil mi? Yani başbakanlar tutuklanıyor, milletvekilleri tutuklanıyor, bakanlar tutuklanıyor, müdürler, müsteşarlar, üst düzey bürokratlar tutuklanıyor. Yani dolayısıyla demek ki bu noktada da polis yürüyor. Polisin belki bu süreçte, polisin genelini tenzih ederek konuşuyorum elbette. Bu noktada şöyle bir sıkıntısı var. Polisin atacağı adımların önceden sosyal medyadan okunması, soruşturmanın güvenliği noktasında da ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir durum. Şimdi siz önce sosyal medyadan okuyorsanız birinin tutuklanacağını, daha sonra o tutuklanıyorsa, önce bunun haberi veriliyor, daha sonra o tutuklama gerçekleşiyorsa, bir müddet sonra o tutuklanma gerçekleşmeden bunu deşifre edenler, bunu sızdıranlar aslında soruşturmaların selameti açısından da ciddi bir sıkıntı yaratmaya başlayacak. Çünkü adam eğer durum böyleyse tutuklanmadan gidecek, kaçabilecek süreyi elde edecek. Bu noktada bence bir düzen alınmalı aslında, ama o da polisin işi artık. Yani dolayısıyla biz onların işine karışmayalım. Ama önce servis et sonra tutukla, önce servis et sonra tutukla, önce servis et sonra tutukla. Normal dünya ülkelerindeki polis normallerinden bir şey değil. Sızıntıdır bu. Normal şartlarda sızıntı, tutuklanır, siz 3 gün sonra öğrenirsiniz. Yani sızıntı bir suçtur bence. Yani bu bilginin dediğin gibi önceden yani, paylaşılması... Önceden paylaşılması sorun değil. Bu bir gazetecilik refleksidir. Siz elinize böyle bir bilgi yani, geçiriyorsanız. Ama bilginin kaynağı belli, polis. Ama burada sorumlu olanı da bulmak lazım. Şimdi ben gazeteci olsam, böyle bir veriyi ele geçirsem ve kaynağım güvenilirse ve daha önce beni yanıltmamışsa o kaynak, ben bunu yayınlarım. Ben kaynağı sorguluyorum. Tamam işte. Yani. Kaynağı sorgulamak lazım. Bu noktada kaynakla ilgili de gerekli tedbirlerin alınması lazım. Ama dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Önce tutuklanacağı haberi sonra tutuklama. Hatta birkaç gün önceden duyurdu. Tutuklanıyorlar, sorgulanıyorlar. Siz sorguları tamamlandıktan sonra haberiniz oluyor tutuklandıklarından normalde. Delillerin yok edilmesi noktasındaki girişimlerin başlaması var. Bu sızıntıların bence yani davayı etkileyebilecek yönleri, kaçma ihtimalleri var. Bir yığın operasyon yapma ihtimalleri var, sürecin önüne geçme ihtimalleri var. Dolayısıyla bu noktada da polisin kendi içsel yapısıyla alakalı da bir miktar düzenleme yapması lazım diye tahmin ediyorum. Bu işin polisiye durumu. İşin ahlaki durumunu az önce anlattık. Ahlaki geliyor bazı işler bize. Yani bunu yapmakta herhangi bir beis görmüyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani almış olduğumuz, edinmiş olduğumuz diplomayı tedaviyle sürmekten herhangi bir sıkıntı duymuyoruz. İnsan olarak. Bunda herhangi bir mahsur görmüyoruz. Bunda herhangi bir ahlaki sorumluluk veya etik sorumluluk görmüyoruz. Taşımıyoruz. Demek ki bu noktada da bir sıkıntı yaşıyoruz toplumsal anlamda. Bir başka konu var. Liyakat meselesi, ki bu son derece önemli bence. Kurumlarımızı bu ve buna benzer unsurlardan dolayı liyakatı da yok ettik. Yani içerikten çok şekilsel manada işi diplomaya bağlamanız, bir kartona bağlamanız, bunun nasıl alındığının hiçbir öneminin olmaması, sadece onu sunmanızın sizi bir yerlere taşıyabilme durumu ve pozisyonu, o kartoncukları
önemli hale getiriyor haliyle. Ama onları bir karton olmaktan çıkaran, onları önemli hale getiren bir başka unsur var. Bireyin aslında edinmiş olduğu o kartonla ne yaptı? Dolayısıyla herkesin elinde bulunan, diploma delinen o karton haricinde kendi yetenek alanlarında başka başka işlerle çalışmasının en büyük sebebi de budur. Çünkü hiçbir şeyi o noktada öğrenemez duruma geldiniz. Üniversite eğitimiyle, üniversite eğitimi sizi gerçek hayatınıza, gerçek hayata bir şekilde hazırlamaya başladı. Siz zaten verileri ve bilgileri dışarıdan edindiğiniz için belirli noktalara gelip üstüne karton alıyorsunuz. Böyle bir sistem oluştu. Bir başka konu, son günlerde bir hesap yapılıyor. İşte kişi başına düşen üniversite sayısı. Bu son derece yanlış bir hesap. Elbette biz kendimizi bir üniversite adası olarak ilan ettiğimiz gün bunu kendi nüfusumuza özel bir durumla, kendi nüfusumuza oranla yapmadık. Dolayısıyla dönüp şimdi nüfusa oranla başka ülkelerde kaç tane üniversite var, bizim nüfusumuza oranla kendi ülkemizde kaç tane üniversite var hesabına girerseniz son derece yanlış bir yerden konuya bakmış olursunuz. Elbette nüfusa oranla en çok üniversite sayısı bizde olacak. Çünkü biz üniversiteyle sadece kendi nüfusumuzla alakalı bir noktadan değil, yurt dışından öğrenci toplayabilmek. Aslında bizim nüfusa oranla üniversite sayımız, dünya nüfusuna oranla üniversite sayımızla ilgili bir şeydir. Kendi nüfusumuzla alakalı bir şey değildir. Dolayısıyla bu hesap da son derece yanlıştır. Çünkü üniversiteler sadece kendi ülkemizdeki insanımıza hizmet vermiyor. Bu noktada nicelikten öte nitelik konusu son derece herkesin dilinde son günlerde. Evet, hem nicelik olsa hem nitelik olsa ne kadar güzel olur. Yani bir ülkede 23 tane üniversitenin olması ve 23 tane ta elbette dünyanın bütün ülkelerinde bunların bir bölümü üst düzey üniversitedir, bir bölümü orta düzey üniversitedir, bir bölümü başka görevler üstlenen üniversitedir, gayri yasal işler üstlenen üniversitedir anlamında söylemiyorum. Dil kurslarına önem veren, başka şeylere önem veren, dile önem veren, farklı farklı meslek dallarına ilişkin üniversite olabilir. Bir şeyi kontrol edemiyorsanız kapatın noktasındaki mantık da son derece yanlıştır. Önce bir şeyi kontrol etmeye çalışırsınız. Önce sistemi düzenlersiniz. Sistemde yetki ve sorumlulukları düzgün şekilde dağıtırsınız. Kimin nereden ne şekilde sorumlu olacağını ortaya koyarsınız. Bu da yetmez. Sorumluluk yüklediğiniz kurumları donatırsınız. O sorumluluğu yerine getirebilecek kalibrede, liyakatta İnsanlar istihdam edersiniz. Varsa altyapı eksiklikleri, fiziki eksiklikleri, bilgisayar eksiklikleri, teknolojik eksiklikleri onları tamamlarsınız. Varsa kadro eksiklikleri onları tamamlarsınız. Varsa araç eksiklikleri onları tamamlarsınız. Yani siz YÖDAK'a bu yetkileri veriyorsunuz ama YÖDAK denetleyeceği okuldan telefonla şoför ve araç rica ediyor. Ve onların bilgisi dahilinde, onların randevusuyla, onların aracıyla, onların şoförüyle, onların ikramıyla okullarını denetliyoruz. Şimdi bu devletin bu konulara bakması lazım. Yani kurumların yapılaşması sadece yasalar üzerinde oluşturulmasıyla alakalı değildir. İşlevleri de son derece önemlidir. YÖDAK'a personel atıyorsunuz bir şekilde, yönetim kurulu üyelerini atıyorsunuz. Şunu unutuyorsunuz ama aslında YÖDAK üyelerinin, YÖDAK üyesi olmadan en az 2-3 üniversitede ilişki geliştirdiğini, oralarda öğretim görevliliği yaptığını, dekanlık yaptığını, rektörlük yaptığını, profesörlük yaptığını unutuyorsunuz. Ve onlardan tam bir tarafsızlık bekliyorsunuz mesela. Bunu da yapıyoruz.
Bir grubunu meclise atatıyorsunuz, bir grubunu üniversitede atatıyorsunuz. Üniversiteler kendi kendilerini denetleyeceklerini aslında kendileri seçiyor. Böyle de bir pozisyon yaratıyorsunuz. Son günlerde tartışılan bir şey var. Şimdi YÖDAK'ta haliyle bir görevden el çektirme durumu söz konusu. Yasayı yaparken bunun tüzüklerini, yasal altyapısını hazırlamıyorsunuz. Böyle bir durum gerçekleşirse ne olacağını açıkça yazmıyorsunuz. Orayı da tartışmaya bırakıyorsunuz veya orada da tartışılacak bir şeyler bırakıyorsunuz. Bırakmayın. Bunları yapmayın. Üniversiteler. Habire üniversite açma izni veriyoruz. Ya biliyoruz üniversitenin binası yok. Biliyoruz üniversiteyi açacak olanın üniversite sektörüyle uzaktan yakından ilgili işleri yok. Onu yürütebilecek kalibresi yok, deneyimi yok, ekibi yok, donanımı yok, hiçbir şey yok. Ama başka noktalardan kazanılmış parası var. Veriyorsunuz izni. Sonra üniversite açılıyor. Sonra üniversiteler hiç şunu sorgulamıyor. Ya bu adam zaten parasını kazanıyor. Bu adam başka bir sektörde son derece iyi iş yapıyor. Büyük bir hevesle üniversite açma talebinin bütün üniversitelerde batmaktan bahsediyor ülkede. Şimdi vakıf üniversiteleri batıyoruz diyor, diğerleri batıyoruz diyor, diğerleri öğrenci sayısından şikayet ediyor, diğerleri çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söylüyor. Ortaya çıkan bazı gerçekler var. Üniversitelerin kurulması sonrasında da belirli bir dönem üniversitenin ayakta kalabilmesi için oralara çok ciddi yatırım ve para aktarılması gerektiği gerçeği var ortada. Adam normal şartlarda para kazanır, üniversite açar. Sebep ne? Sorgulamıyorsunuz. Sonra o dünyada tescillenmiş üniversitelerin bütün riskleri aslında gelip sizin ülkenizin yakasına yapışıyor. Kaçak işçilerin ülkeye getirilmesi noktasında kullanılan köprü. İnsan kaçakçılığının sürdürülebilmesi noktasında köprü, kara paranın aktarılması noktasında köprü, ideolojik bazı faaliyetlerin geliştirilmesi ve büyütülmesi noktasında köprü, kullanılmaması gereken maddelerin yaygınlaştırılması noktasında merkez, kavgaların, mafyatik işlerin, onun bunun şunun geliştirilmesi noktasında iyi bir zemin. Hiçbir dünya ülkesinin kendi bölgesinde istemediği fuhuşun gelişimine yönelik zemin. Şimdi gayle eğitim kurumu olmak değilse bunlar olur. Çünkü eğitim kurumlarına siz alım yaparken gaylesi eğitim olan bir kurum, üniversite, kendi üniversitesine alacağı öğrencilerin en temel gaylesinin öğrenmek olduğunu tespit etsin diye sınav yapar. Veya daha önceden girilmiş olan sınavları ele alır. Ya da belirli testler vardır evrensel uygulanan, onlardan referans alır. Şimdi sizin zaten eğitim verme gayleniz yoksa, sizin üniversitenize kayıt olan öğrencilerin öğrenme gaylesi olup olmadığını, öğrenci olma gaylesi olup olmadığını sorgulamazsınız ki. Demek ki neymiş? Konuya çok yönden bakmak lazım. Üniversiteler yapısal anlamda giderek gelişip büyüyorlar. Giderek gelişip büyümeleri kendilerini daha çok öğrenci, üniversiteye öğrenci getirme noktasında sıkıntıya düşürüyor. Daha öğrenci getirebilmek için ellerinden gelen bütün girişimleri yapıyorlar. Bu eskiden fuarlardı. Yasal öğrenci değişim fuarları, onlardı bunlardı. Şimdi bambaşka aracılar, akıllarında fikirlerinde bambaşka unsurlar olan aracılar devreye giriyor.
bu öğrenci açlığı, öğrenci talebi çok yüksek olan KKTC üniversitelerinin boğazına sarılıp onların aklına girip bir şekilde kendi emellerine üniversitelerimizi alet ediyorlar. Alet ettirmemeliyiz üniversitelerimizi. Çünkü üniversite sektörü bu ülkede batırılmayacak, kapatılamayacak, ortadan kaldırılamayacak kadar önemli bir sektördür. Bütün bunları bu noktada değerlendirmek lazım. Yaşadıklarımız sektöre son derece büyük darbeler vurmuştur. Bunu önümüzdeki yıl göreceksiniz. Herkes görecek. Herkes bununla yüzleşecek. Dolayısıyla bir üniversiteye verilen zararın aslında bütün üniversite sektörüne yapılmış ihanet olduğunu herkes yaşayarak öğrenecek. Ve herkes kendi ekmek teknesini değil sadece, sektörün bütününü de düşünecek. Çünkü sektörün belirli bir bölümünde yaşanan sıkıntılar sektörün tamamını etkileyebilecek büyüklükte ses getiriyor dünyada artık. Sosyal medya üzerinden ses getiriyor, basın üzerinden ses getiriyor. Aklınıza gelebilecek bütün iletişim aygıtları üzerinden ses getiriyor. Yazdığımız her şey, attığımız her post, her gazete manşeti, her SMS mesajı, her Google haber sitelerinin yayınladığı her bir paragraf Google'da indeksleniyor. İnsanların da önünde artık bir search makinesi var, bir arama motoru var. Giriyorlar, ben oğlumu, kızımı şu üniversiteye göndermek istiyorum. Fiyatları uygunmuş. Giriyor, bir araştırma yapıyor. Üniversitelerin adını giriyorsunuz. Üniversitelerin kurumsal yapılarını gösteren web sitelerinin öncesinde 200 tane o üniversiteyle alakalı yazılmış kötü haber çıkıyor karşınıza öncelikle. Yani dolayısıyla bütün bunları da görerek sektöre davranmak lazım. Yeni bir süreç başlıyor YÖDAK'ta. Şimdi YÖDAK uzun aylardır çok konuşulan bir kurum oldu. Hak etmediği gibi konuşulan bir kurum oldu. Yıpratılan bir kurum oldu. Ve hala daha öyle. Öyle yani yaşanan gelişmeler hala daha YÖDAK'ın kurumsal kimliği üzerinde ciddi hasarlar yaratabilecek noktaya erişti. Buna bir çizgi çekmek lazım. YÖDAK gibi bir kurumu tartıştırırsanız, bütün sektörü tartıştırırsınız, bütün izinleri tartıştırırsınız, bütün denetimleri tartıştırırsınız, bütün yasallığını tartıştırırsınız. Polisi tartışmaya açarsanız asayişi de tartıştırırsınız. Ülke asayişini, ülke güvenliğini. Askeri tartışmaya açarsanız, o sadece askeri tartışmakla kalmaz. Ülkenin genel güvenliğini de tartışmaya açmış olursunuz. Dolayısıyla YÖDAK'a da böyle bakmak lazım. Bazı kurumlar, elbette yasalar önünde herkes eşittir ve elbette yasalara aykırı hareket eden herkes, yasaların öngördüğü en ağır cezalarla yüzleşmelidirler. Yani bunu tartışmaya gerek yoktur. Ama bu kadar çok da tartışılmasına sebebiyet verecek konulardan uzak tutulmalıdır. YÖDAK uzak isimlerden tutulmalıdır. Tartışmaya açık olmayan isimlerden o zaman oluşturulmalıdır YÖDAK. Bu tartışmalar yaşanmamalıdır YÖDAK'ta bir kez daha. İkinci bir krizi kaldırmaz YÖDAK. İkinci bir kriz YÖDAK'ı kapattırır. Yerine başka bir şey kurulur. Yani ikinci bir krizi kaldırmaz YÖDAK. Bunu ortaya koymakta fayda var. Bir başka sonuç aslında bu yaşadıklarımızdan, yaşananlardan ortaya çıktı ki kontrolsüzce aslında üniversite olmayan, üniversite niyetine pek çok farklı unsur da ülkemizde faaliyet gösteriyor. Haberiniz var mıydı bunlardan?
Yani, benim yoktu yani. Benim yoktu yani. Uluslararası isim taşıyan, uluslararası özel diplomalar veren, pek çok irili ufaklı daha üniversite sıfatı dahi taşımayan pek çok şeyin olduğuna haberim yoktu. Benim. Mesele şu. Mesele sektör temizlenmeli. Ama temizlendikten sonra sisteme oturtulmalı. Bundan da hiç kimse imtina etmemeli, çekinmemeli. Gereği yapılmalı. Kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalı. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Ama yenilendikten sonra yeni sistemin bozulmamasına da izin verilmeyecek temel kurallar yerleştirilmeli. Artık insanlar ülkedeki yasaların hilafına bir şeyler yaptıkları zaman başlarına neler gelebileceğini net bir şekilde görmüşlerdir. Kim olurlarsa olsunlar. Bu ülke adına bir kazanımdır. Yani bunun gerçekleşebileceğine duyulan inanç ülke adına bir kazanımdır. Ama iş şeye de dönüştürülmemelidir. Yani düzgün yargılamalar olmadan, işte adil yargılamalar olmadan, işte biri bunun adını verdi, biri şunun adını verdi, biri onun adını verdi, bu şunu da lekeleyelim, bunu da karalayalım, bunu da gömelim, bunu da şeye de dönmemelidir. O yüzden bu noktada da mahkemelere son derece önemli görev düşmektedir. Suçluyla suçsuzun iyi şekilde ayırt edilmesi lazım ve ortamın temizlendikten sonra yeni sistemin kendi ayakları üzerinde durabilecek, güçlü, denetlenebilir, hesap verebilir yeni bir sistemin de üniversite sektöründe hayata geçirilmesi lazım. Bu konuda hükümetin ortaya koymuş olduğu tavır yerindedir. Duruşu tamamdır yani. Süreci etkileyecek, süreci ortadan kaldıracak veya süreci sulandıracak veya bulandıracak hiçbir tavır içerisine girmemektedir hükümet. Bu noktada çekilmiş olduğu ve durmuş olduğu gözlemci tavır son derece doğrudur polisiye soruşturma süreçleri devam ederken. Ama hükümet şunu da yapmalıdır ek olarak. Bu ortaya çıkan komplikasyonları görerek ivedilikle kendi yetkisinde olmasa dahi yaşanacak ve yaşanan her şeyin sorumluluğunun hükümetin üzerine yıkılabileceği ve yüklenebileceği, bu noktada da ülkeyi yöneten hükümet olduğuna göre hükümetin de bu noktada sorumluluk bilinci geliştirerek YÖDAK'taysa YÖDAK'ta, yasal değişiklikler gerekliyse yasal değişiklikler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın üniversiteleri bir şekilde kontrol altında tutması noktasında yasal değişiklikler lazımsa yasal değişiklikler, daha önceden verilmiş Sayın Milli Eğitim Bakanı da bu konuda açıklama yaptı yanılmıyorsam dün mecliste. Verilmiş saçma sapan izinler varsa bu saçma sapan izinlerin ortadan kaldırılması noktasında. Bu konuda yasa kendilerine herhangi bir şans vermiyorsa verilmiştir artık işte falan noktasında. Bu noktada yeni yasal düzenlemelerin ortaya konulmasında bir şekilde harekete geçmesi lazım. Harekete geçmesi lazım ve süreci bir şekilde düzgün temellerde yönetmesi lazım. Hiç alakasız bir konuya geçeyim meclis dediğim için aklıma geldi. Yine bu konularla da alakalı. Biz tanınmamış bir ülke olabiliriz. Uluslararası hukukun gerçek manada paydaşı da olmayabiliriz. Ama kendimizi uluslararası hukukun da tam manasıyla dışında gören bir ülke olamayız. Çünkü bu ülkede, geçen programda ifade etmiş olduğum gibi, bu ülkede aslında bu ülkenin en az 150'ye yakın ülkeyle ya ticari ilişkileri var, ya öğrencilikten ilişkileri var, ya emlak üzerinden ilişkileri var, ya oradan buradan ilişkileri var. Dolayısıyla biz
Dünya bizi tanımıyor. Uluslararası hukukun dışındayız. Uluslararası hukukun dışında olduğumuza göre aklımıza gelen her işi de yaparız noktasında da davranmamamız lazım. Çünkü bu da üniversitelerimizi etkiler. Bu da turizmimizi etkiler. Bu da ticaretimizi etkiler. Dolayısıyla Sayın Erhan Arıklı'nın meclis kürsüsünde yapmış olduğu bir konuşmaya şahit oldum. Sayın Nazım Çavuşoğlu arasında bu milli eğitim konularını dinlerken. Ülkede varılmış anlaşmalarla yürütülen bir radar ekipman projesi var şu anda. Yollardaki kameralar, sistemlerinden bahsedelim. Anlaşılan odur ki Ulaştırma Bakanlığımız mevcut kamera sistemlerinden memnun değil. Yeni bir uluslararası anlaşmayla şirket değiştirmek istiyor. Bu da olabilir. Bu bir tercihtir. Yani almış olduğunuz hizmetten memnun değilseniz o hizmeti başka bir sektörde başka bir aynı hizmeti sağlayan bir şeyle de değiştirebilirsiniz. Ama şu çok tehlikeli. Biri sordu. Hukuksal bir sözleşme var ve bu sözleşme berhava edilirse buradan uluslararası hukuksal bir sorun çıkabilir noktasına şöyle bir cevap verildi. Mahkemeye gideceklerse de gitsinler. Yok öyle. Yok öyle. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Bu mantık işte ta konunun en başında söylediğim şeyin örneği. Dünyanın normal kabul etmediği, dünyanın ahlaki kabul etmediği, dünyanın etik kabul etmediği, dünyanın hukuki kabul etmediği pek çok şey bizim ülkemizde hem ahlaki, hem etik, hem hukuki, hem yasal. Yok böyle bir düzen. Elbette bir bakanlık hizmet almış olduğu herhangi bir firmadan hizmet alma noktasında sıkıntı yaşıyorsa tam tersine hizmet alma sıkıntınız yaşıyorsa varsa siz hukuki haklarınızı ararsınız. Sözleşmenin maddeleri çalıştırırsınız. Sözleşmenin maddelerini çalıştırırsınız. Ceza yükümlülüklerini çalıştırırsınız. Onu o şekilde halledersiniz. Tam tersini yapmazsınız. Ben yaparım. O beni mahkemeye versin. Şirket zaten Hollandalı. Yok öyle bir dünya. Bu mantık tehlikelidir. Yani sıkıntımız da budur. Bu bir örnekti yani. Dün meclis konuşmalarını, meclis gündemini dinlerken benim üzerine vurduğum derler. Üzerine vurduğum konuşmalardan sadece bir tanesiydi. Bu mantığı yerleştiremeyiz biz adamıza. Biz ortaya şunu koyduk. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı Koaller görüşmesinde? Diyor ki egemen eşitlik noktasında talebimiz var. İki devletli çözüm noktasında talebimiz var. Dünyada uluslararası hukukun bir parçası olmak için talebimiz var. Ve biz bunu kendimize hak görüyoruz. Dünyanın bir parçası olmak için, dünya ile kucaklaşmak için, uluslararası hukukun içine dahil olmak için, dünyada yer alan bütün dünya devletlerinin içinde yer aldığı BEM'in bir üyesi olmak için bir adım daha ileri atıyorum. Dünya ülkelerinin üye olmak için can attığı Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak için, bir üyesi olmak için mücadele etmiyor muyuz? Bir taraftan bu mücadeleyi ortaya koyarken kendi standartlarınızı da o ortaya koymuş olduğunuz hedef doğrultusunda geliştirmeniz lazım. Dünyanın parçası olacağız demekle dünyanın parçası olamıyor. Dünyanın ortaya koymuş olduğu normalleri kendi ülkenizde normalleştirerek, uluslararası hukukun gereklerini kendi ülkenizde yerine getirerek, Avrupa Birliği normlarının ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Dünya devletleri normlarının en azından minimal düzeyde uluslararası camianın, uluslararası hukuk sisteminin üzerinde mutabakat sağladığı en minimal şeylerin ülkemizde
geçerli olması lazım. Siz kendinizi dünyaya hazır hale getirmezseniz, siyasi manada bütün sistematiği çözseniz bile, uluslararası hukukun o hak ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesindeki grubun içine dahil olamazsınız. Bunu da bu noktadan yürütmek lazım. Bütün konulara bu noktadan bakmak lazım. Bu bir anlayıştır. Bu bir zihniyettir. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Üniversitelerde de lazım. Sağlık sektöründe de lazım. Tarım sektöründe de lazım. Tarımı desinler, tarımda da çıkar 500 tane yolsuzluk. Orada da çıkacaktır yani. Çünkü komşusu yapıyor, ona bir şey olmuyor mantığı var. Herkes kırmızı ışıkta geçiyor. Ama sen yakalandın. Demek ki birileri de yakalanabiliyor kırmızı ışıkta yani. Hangimiz geçmedik ki kırmızı ışıkta? Ama bazıları kırmızı ışıkta geçmeyi bir alışkanlık haline getiriyor. Ama bazıları da yakalanıyor yani kırmızı ışıkta. Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza görmüş insan sayısı çok düşüktür. Ama bu hiç kimse yakalanmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla herkes kırmızı ışıkta hem trafik güvenliği için, hem kendi güvenliği için, hem başkalarının güvenliğini riske atmamak için, hem de cezası olduğu için durmak zorunda hissediyor kendini. İşte bu konularda da insanların kendilerini yakalanırım diye değil, geriye kalan unsurlar gerçekleşmesin diye durmak zorunda hissetmeleri lazım. Ki bu ahlaktır, bu etik kurallardır, bu vatanseverliktir, bu ülkeseverliktir, bu başkalarının haklarına göz dikmemedir, bu başkalarının sektörün yok olmasına, sektörü bu işlerden korumaktır, adını siz koyun. Bilinçlenmektir diyor. Peki. Evet. Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Bu yaşadıklarımız siyasete bir etki eder mi? Yani seçmenin oy yönüne bir etkisi olur mu yaşananların? Ülkede keser mi siyasete seçmen? Ülkede yaşanan her şeyin seçmenin oy yönüne etkisi vardır. Olacaktır. Yaşananlar çünkü pek çok insanı, pek çok grubu, pek çok şeyi ilgilendiriyor. Şu noktada hükümetin şöyle bir tavrı yok. Temiz eller operasyonunu başlattık. Ve bu süreci biz yürütüyoruz. Bu ülkede suçlu, herhangi bir sektöre suçlu bırakmayacağız noktasında aslında bir salvosu yok. Diğer taraftan muhalefetin de işte biz başlattık bu süreci, biz yüreklendirdik bu süreci, biz onu yaptık, biz bunu yaptık. Ana muhalefet partisinden bahsediyorum, böyle bir tavrı da yok. Elbette bundan siyaseten nemalanmak isteyenler olacaktır. Ama süreçlerin aslında doğaçlama başladığını, farklı farklı gerekçelerle başladığını, özellikle üniversite olaylarının bizatihi üniversitenin sahibinin şikayeti üzerine devreye girilerek başladığını da herkes biliyor. Şimdi bu noktada başka yerlere sirayet etmesi durumunda elbette iktidarda olanlar her zaman bu ve benzeri unsurlardan zarar görürler. Kendilerini korumazlarsa, kendilerini korumayı başarırlarsa ve süreci doğru bir şekilde yönetirlerse ve sürecin dibine kadar inerlerse cesaretle, bu onlara çoğu zaman puan da kazandırır. Hiç bilmeseydik ne olacaktı? Şöyle de sorgulamak lazım. Hiç bu işler olmasaydı ne olacaktı? Kimin döneminde çıkarıldı bu işler? Onun döneminde yapılmasa bile. Değil mi? İşlerin tarihine baktığınız zaman aslında kurulan hükümetle yapılan suç unsuru denilen şeylerin tarihsel bir örtüşmesi olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç doğru yönetiliyor. En güzeli şudur ama, hiçbir siyasal partinin yaşanan bu soruşturmalardan, bu yasal süreçlerden, bu hukuki süreçlerden siyaseten nemalanmaması noktasıdır. En iyi polisin bu noktada özgür bir şekilde çalışmaya bırakılması ve suçlu varsa ama suçlular varsa adalet önünde hesap versinler. O verilebilecek bir hesapları varsa özgür kalsınlar. Verilemeyecek bir hesapları varsa
zaten belli bir cezayla yüzleşecekler. Böyle görmek lazım. Şu inanç yok vatandaşta. Bana göre siyasetin en büyük kaybı bu. Şu parti yerine şu parti olmuş olsaydı ekonomi daha iyi durumda olurdu diyen biri yok yani ülkede. Onlar olsaydı bunlar olmazdı diyen yok. Yani şu olsaydı da şu olmasaydı işte dolar paritesini şöyle ayarlayabilirdi, Merkez Bankası faiz oranlarını şöyle düşürürdü diye bir ensumanın yok çünkü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasete bakışı inceleyeceğimiz bir özel program yapalım bence. Vaktimiz yok şimdi. Çok derin konu girersem yanlış anlaşılabilir. Yani halkın seçmenin oy verme sayı nedir yani? Hangi gerekçeyle oy veriyor? Bu konuyla alakalı Sitan yapmış olduğu bir araştırma var. Biz gördük yani. Elimizde sonuçlar var. Yani şok olursunuz. Şeklen bir seçmen, evrensel bir seçmen olarak mış gibi davranıp önce normal sorulara normal evrensel seçmen cevabı verip alt tarafa sorular bireyselleştikçe aslında seçmenin oy verme davranışları içerisinde hangi unsurlara göre oy verdiğini yakın belirleyici olarak çözebilirsiniz yani. Evet. Çözebilirsiniz. Yani siyasetin yapılanmasına bakarsanız, siyasetin örgüt yapılarına bakarsanız, siyasetin örgütlenme yapılarına bakarsanız, insanların hangi şartlarda, hangi partiye destekçi olduklarına ciddi şekilde bakarsanız, evrensel siyasetten bir miktar biraz daha fazla farklı olduğumuzu görürsünüz. Bireysel değerlerimizle evrensel değerlerimiz örtüşmüyor. Onu anladık. Evrensel değerlere göre oy veren seçmen sayısında iyi miktarda artış gözlemlense de feodal aile yapıları yüzünden onların da evrensel gibi bir duruşla aslında feodal tarzda oy verme davranışlarının devam ettiğini görebiliriz. Evet. Yani dışarıda çok çağdaş söylemlere sahip, çok çağdaş davranan, çok kendini dünyalı gibi gören, dünyalı gibi ifade eden 18-24 yaş seçmeninin veya 18-30 yaş seçmeninin aslında bir müddet sonra başka kaygılarla babasının, annesinin tarafına geçip ortak bir mücadele alanında başka şeyler için mücadele ettiğini ve o mücadele alanı içerisinde aslında sokakta söylediğinin tam aksine bir oy verme davranışı içerisine girdiğini net görebiliyoruz. Bunu burada bırakalım dediğin gibi bu gider. Gider. Neden gider. Böyle oluyor? Açık etmiyorum. Bu, evet. Gider yani. Bayağı uzar. Bitirdik süreyi bu haftalık. Teşekkür ederim. Ben önümüzdeki hafta izninizi rica ederim. Estağfurullah. Aziz Bey, yurt dışında olacağım. Dolayısıyla önümüzdeki hafta salı günü programımızı yapamayacağız. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Şimdiden iznimi alayım sana unutuyorum. Peki. Seni aramakta. Teşekkür ederim. Şimdiden alayım. Ben teşekkür ederim sağ olun. Şahitlerin huzurunda. Evet. Evet. Sevgili seyirciler bugünlük noktamızı koyalım. Yani yarın yine burada olacağız. O vakte kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.